Merhaba. Konyaspor deplasmanındayız. Konyaspor Adana Demirspor mücadelesinde. Değişik bir maç olacak. Biraz duygusal ve özel bir maç olacak. Sevgili Ahmet Çalık'ı kaybettik. Ve buradan hem Konyaspor camiasına hem ailesine hem de bütün futbol severlere başsağlığı diliyoruz. O yüzden dediğim gibi çok futbolun önüne çıkabilecek anlar yaşanabilir. Aslında iki takım da Avrupa mücadelesi veriyor. Konyaspor ikinci sırada 39 puanda. Adana Demirspor da 34 puanla 5. sırada. Oradan galibiyet ya da puan almak isteyeceğiz tabii ki de. Kadrolara bakalım isterseniz. Svensson, Tayyip Samet. Svensson geri dönüyor. Son maçta gerçekten Kayserispor karşısında inanılmaz beklentimizin altında bir futbol. En azından mücadele görmek istiyorduk. Onu da göremedik. Yani yedek oyuncularımız açıkçası az oyuncuların olmamasını telafi edebildiğini düşünmüyoruz. Sol bekte Alper olacak. Hem Resul hem Kaan sakat. O yüzden Alper Uludağ yeni transferimiz muhtemelen 11'de olacaktır. Vücut zindeliğiyle öne çıkan ama ortalarıyla da etkili olan ki kendisi Balotelli'yi daha fazla pozisyona sokacağını düşündüğüm bir oyuncu. Önlerinde Gökhan İnler, Belhanda Sinan, Vargas Akintola. Burada kararsız kalıyoruz. Yunus Akgün mü, Vargas ya da Akintola mı? Bu hafta Vargas'ı kesmiştik Kayseri maçında. Dinlendi. Bu maçta Vargas'ın olacağını düşünüyorum. İleride de Balotelli komple forvet olarak oynatacağım. Çünkü hem geriden top alıyor hem ileride bizim pozisyon bulmamızı sağlıyor. Çok önemli bir oyuncu. Gerçekten eksikliğini hissediyoruz. İlk geldiği zamanlar herkes çok farklı düşünüyordu Balotelli açısından ama bize gerçekten yönlendirici oluyor. Yüksek tempoda kısa paslarla oynayacağımız bir karşılaşma. Yedekler arasında da Mustafa Kapı, Assan Balogun Stamboli, İsmail Çokçalış, o da yeni transferlerimizden, sağ tarafa bir takviye. Hem Türk olması hem genç olması, 21 yaşında, ortalarıyla ve driblingleriyle öne çıkıyor. Hem sağ bekte hem sağ açıkta oynayabilen, görev alabilen bir oyuncu. Olmayan oyuncularımız ise Rasul, Eze, Tarık, ben kadroya almadım. Simon Delin'in de olmadığını biliyoruz ve karşılaşmaya gidelim. İlhan Palut rakibimizde Konyaspor'da. Bir maç cezası var. Başakşehir'de çekecekti. Ama o maç iptal oldu. O yüzden bu karşılaşmada kenarda olur mu? O konuda emin değilim. Olmayan oyuncuları ise Mpoku ve Kravets. Onun dışında bir de Serdar Gürler Trabzonspor'a gitti. Trabzon'du sanırım. Onun dışında Başakşehir'e, özür dilerim, Başakşehir'e gitti. Onun dışında tam kadro olacaklar. İbrahim Seyiç, Skubic, Adil, Abdülkerim. Adil Demirbağ da maalesef Ahmet Çalık'ın yerine görev alacak. Gürerme, Soner Dikmen, Hacı Zahmetoviç, Rahmanoviç, Endri Çekici, Bitucci ve Çikaleşe 11 ile görev alıyorlar. Bakalım nasıl bir futbol, nasıl bir maç bizi bekliyor. Çok fazla böyle dediğim gibi ayrıntı bir şey olmayacak. Sadece ön simülasyonumuz nasıl gerçekleşecek ona bakmamızı istedim. Önemli oyuncuları İleride Çikaleşi 5 golü var ve Endri Çekici'den 4. dakikada frikikten golü yiyoruz. İlk maçta da çok etkili olmuştu. İlk yarıda özellikle 4 golü var kendisinin şu anda. Ve 1-0 geride başladık. Alper sol kanattan geliyor. Vargas, Sinan pası Balotelli, yeniden Vargas. Alper, Vargas pası Sinan, Gökhan, Belhanda direkt. Şok bir golle başladık. Her iki tarafta iki şut atmış.
Daha çok sağ kanadı kullanıyoruz. Onlar da sol kanadı kullanıyor. Aynı kanat üzerinde oyun şekilleniyor. Sağ kanatta Akintola var. Svensson, Balotelli, yine Akintola ile geldik. Orta Sinan pası, Akintola ortası, Vargas yine direkt ters bir top. Balotelli ile golü bulduk. Guillerme'nin ters topuyla. Evet, izliyoruz. İlginç bir gol attık. Akintola ortaladı. Vargas'ın üst direğe çarpan topunu Guillerme kale çizgisine, Abdülkerim de direğe vurmuş. Balotelli'nin önünde kalmış ve 1-1 oldu maç. Konyaspor güçlü yönleri, bitiriciliği, kontra atakları çok iyi yapıyorlar. Duran toplardan etkililer. Kanatları kullanıyorlar ki kanat futbolu oynuyorlar. İkinci yarı, gerçi ilk yarı özür dilerim, çok etkili olduk. Golü yedikten sonra 9 şutumuz var. Konya 3'te kaldı. Daha çok Vargas tarafını kullandığımızı görebiliyoruz. Daha sonrasında orta alan üstünlüğünü ele geçirmiş durumdayız %40'la. Konyaspor'da sol taraf Cüyermen'in olduğu bölge olması lazım. Orayı kullanıyor. Samet Akaydın %94 isabetle ilk yarının en iyisi. Evet, 1-1 ilk 45 dakika sona erdi. İkinci yarıda bakalım, burada değişiklik, Vargas biraz aksamış görünüyor. Yunus Vargas değişikliği yapıyorum. Bir de Belhanda Bjarnason deneyeceğim burada. Bjarnason Stamboli'yi tercih ediyorum. Orada orta alandaki üstünlüğümüzü kaybetmek istemiyorum açıkçası. Evet, ikinci 45 dakika iki oyuncu değiştirerek çıkıyoruz. Sık orta kullanıyorlar. Sık şut çekiyorlar. Oyunu rakip alanına yağan bir futbol oynayacaklar. Onu da söyleyelim. Gökhan İnler ve güzel bir gol. Fenerbahçe'ye attığı golü hatırlattı. 2-1 öne geçiyoruz. Yunus'un geriye çıkardığı top. Hem moral hem güç kaybetmiş maalesef bir Konyaspor karşısında 2-1 üstünlüğü ele geçiriyoruz simülasyonumuzda. Guillerme bu arada sarı kart gören oyuncu. Frikik Alper. Evet, repertuarında frikikler de var. 3 şutta kaldı Konyaspor. 11 şut attık. Çok etkili oynuyoruz. Rahmanoviç, Abdülkerim, Sehiç aslında kanatları çok etkili ve arka tarafa çok ters bir topçu kaleşi. Tayyip bir uzun topta ondan Rahmanoviç, Skubic, Aczamitovic orta çıkaleşi yine kaçırdı bu arada. Orada orta alanda Sinan'ın düştüğünü gördüm. Bayağı pozisyon veriyoruz. Bjarnason'u o bölgeye yerleştiriyorum Sinan yerine. Savunmada Semih Tayyip ikilisi, bir sarı kartı var. O bölgede biraz da evet uzun toplarla açıkçası kontratağa dönmek istiyorum. Son yarım saatte 2-1 üstünüz zaten. Skubic, Soner orta çıkaleşi yine kaçırdı. Evet, Gökhan İnler'den çıkaleşi tutmasını istedim. Svensson, oyuncu değiştirme hakkımız varsa Svensson yerine de İsmail'i alacağım. Onu deneyelim. Evet, varmış. Muriç, Semih topla çıkıyor. Samet'e verdi. Stamboli, Akintola. Akintola Cüyerme'ye kaptırdı. En etkili oyuncularından bir tanesi Cüyerme. Adil, hatta istatistik olarak en iyi oyuncusu da diyebiliriz. Bizde de Balotelli. Bu arada Gökhan İnler ikinci sarı kart ve kırmızı kartını görüyor. Burada yapabileceğimiz bir şey çok fazla yok. Stamboli'yi bir tık daha geri çekip orayı etkili kullanmaya çalışacağız. Balotelli de zaten buralarda gelip top alan bir oyuncu.
Onu da bir tık geri çektik. 79. dakika, artık savunmaya dönüyoruz. Skubic, Oğulcan, orta, Svensson. Bu arada Svensson'u ben İsmail'le değişmiştim. Değişmemişler. Çok üzücü. 5 dakikayı kaçırdık. Bitucci çok iyi çalımladı ama bazen böyle şeyler oluyor. Evet. Son dakikalara girerken 8 şuta çıktı Konya ve karşılaşmayı 2-1 kazanıyoruz. İyi oynayan oyuncular Svensson, Samet, Sinan, hatta en iyi oyuncumuz Samet oyunu tuttu bizim açımızdan. Konyaspor'da Bitucci çok kötü performans gösterdi. En iyi oyuncuların bahsettiğim gibi Cüyerme, ona da bakalım. Fırsat buldukça öne çıkan 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanattan içeri kat etmeleriyle ortalarıyla çok etkili olabiliyor. Analitik verilere bakarsak biz biraz daha sola yatık oynamışız ama en önemli şey de orta alandaki üstünlüğümüz. Kanat oyunu oynayan Konyaspor karşısında bu üstünlüğü alabiliriz. %98 pasla Samet en öne çıkan ama %8 ortayla Akintola da en kötü oynayan oyuncularımız arasında. Tekrardan Konyaspor camiasının başı sağ olsun. Sevgili Ahmet Çalık'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.